Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bilim Anahtarı yayınlarının Türkiye Geneli TET sınavının fizik sorularını birlikte yapacağız. Evet, birinci soruyla başlayalım. Bir dinamometreye bağlı demir küre şekil 1'deki gibi taşma düzeyine kadar sıvı dolu taşırma kabına daldırıldığında bir miktar sıvı taşarak şekil 2'deki gibi denge sağlanıyor demiş. Buna göre bu işlem sonunda yargılarından hangileri doğru olur? Önce bir durumu anlamaya çalışayım. Şimdi ilk durumda cismin ağırlığını G diye gösteriyorum ve dinamometrenin ölçtüğü değeri de T diyorum. Yani ilk durumda T eşittir G, yani ip gerilmesi ya da dinamometre doğrudan ne ölçüyor arkadaşlar? Cismin ağırlığını ölçüyor. Peki cismi sıvıya daldırdığımda ne oluyor? Yine cismin ağırlığını aşağı doğru G diye gösterdim. Sıvının cisme uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. Buna da FK dedim. Ve dinamometrenin yeni ölçeceği değere de T üssü diyorum. Burada denge durumu yazıldığında T üssü dediğim, yani dinamometrenin yeni ölçeceği değer ne oluyor arkadaşlar? G eksi FK oluyor. Yani sıvı cisme düşey yukarı yönde bir kaldırma kuvveti uygulayacağından dinamometrenin gösterdiği değerde bir azalma olacaktır diyeceğiz. Peki devam edelim şimdi. Archimedes prensibine göre cisimler ne kadar sıvı taşır dışarıya doğru? Archimedes prensibine göre cisimler üzerlerine uygulanan kaldırma kuvveti kadar sıvıya yer değiştirtir. O yüzden taşan sıvının ağırlığı, yani şu yan tarafa taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Bu değer de doğru oluyor. Peki bu baskülde bir ağırlaşma meydana gelmiş midir, gelmemiş midir? Bunu anlamak için şöyle bakalım. Şimdi kabın içine giren kütle ile kabın dışına çıkan kütleye bakalım. Kabın içine ne girdi arkadaşlar? G girmedi. Çünkü G iple tutulduğu için kabın içerisine G eksi T üssü kadarlık bir giriş oldu. Yani normalde ağırlığı atıyorum 100 Newton'du. İp gerilmesi suyun içerisinde atıyorum 60 Newton. O zaman 100 eksi 60 kabın içine ekstra ilave kütle artışı dersek, yani 40 giriş var. Dışarıya çıkan ise nedir arkadaşlar? Kaldırma kuvvetidir. Zaten G eksi T dediğimiz şey yine kaldırma kuvveti oluyor. G eksi T üssü dediğimiz şey kaldırma kuvveti oluyor. O yüzden kaba giren kütle kaptan çıkan kütleyle eşit miktarda olduğu için baskülde gösterilen değerde bir ağırlaşma meydana gelmez diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden değişmez diyeceğiz bunu. Yani baskülde gösterilen değer artar ifadesi yanlış oluyor. O yüzden yanıt 1 ve 3 olan D seçeneği diyeceğiz. İkinci soru bilimsel araştırma merkezleri ile ilgili olarak sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bilimsel araştırma merkezleri amaçlarından hangilerini gerçekleştirmektedir? Teknolojinin gelişmesi ve bilimin günlük yaşama kazandırılmasıyla alakalı çalışmaları var, değil mi? Bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasıyla alakalı çalışmaları da var. Bilgiye ulaşmada yeni yol ve yöntemlerin uygulanmasıyla alakalı da çalışmalar var. Özellikle ülkemizde bilim araştırma kuruluşları olarak neleri tanıyoruz? TÜBİTAK'ı biliyoruz. Başka ASELSAN'ı biliyoruz. ASELSAN askeri ve elektronik sanayidir arkadaşlar. Başka TAEK var. TAEK nedir? Türkiye Atom Enerji Kurumu'dur diyeceğiz. Bu soruyu E seçeneği olarak işaretledik. Yani bilimsel araştırma merkezleri söylediği yargılardan hepsini amaçlamıştır kendisine. Bir top sürtünmesiz X, Y, Z yollarının her birinde şekildeki gibi K noktasından sırasıyla VX, VY ve VZ hızlarıyla atılıyormuş arkadaşlar. Sürtünme yok demişti. Burayı dikkat edelim. Sürtünmesiz bir ortam dedi. Ve bu yollar sonunda L noktasına kadar yükseliyormuşlar. Top her 3 yolun L noktasına ulaştığında durduğuna göre VX, VY, VZ arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Cisimlerin başlangıçta sahip oldukları kinetik enerjileri L noktasındaki potansiyel enerjiyi dönüştürmeye çalışacağız. Yani 1 bölü 2 m v kare eşittir mgh üzerinden işleme devam edersek cisimlerin çıkabilecekleri yükseklik atılacakları hızlarla doğru orantılı oluyor. Burada yükseklik olarak arkadaşlar atıldığı seviyenin üstünü düşünmemiz gerekiyor. Mesela x cismi tabi çukura girmiş sonra yukarı çıkmış sürtünme olmadığı için ben seviye olarak şu hizayı alıyorum. Bu hizanın 2 aş yukarısına çıkmış. X ile atılan cisim. Y ile atılan cisim arkadaşlar atıldığı noktanın h kadar üstüne çıkmış. Z ile atılan cisim ise atıldığı noktanın yine h kadar üstüne çıkmış. Demek ki en yukarı kim çıkmış? X ile atılan cisim çıkmış. Y ile Z'nin
yukarıya çıktıkları mesafeler birbirlerine eşittir. O zaman daha yükseğe çıkması için daha yüksek bir hızla atılması gerekiyor. Yani x'in atılış hızı büyüktür. Y ile z'nin atılış hızları birbirlerine eşittir diyeceğiz ve B seçeneğini işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bir düzlem ayna eşit bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasından bakan gözlemci x, y, z noktalarından hangilerini görebilir? Arkadaşlar O noktasından aynaya bakan bir gözlemci görüş alanına giren cisimlerin görüntülerini görebilir. Bu görüş alanını çizerken isterseniz şuradan bir aynanın şu köşesine ışın yollayıp buradan bir yansıma yaptırın. Bir de aynanın diğer köşesine bir ışın yolluyorum. 1'e 2 oranla giden bu ışının yansıması üzerinden de devam edersek. Görüş alanı şu kısım oldu arkadaşlar. Görüş alanına kim girdi? Yalnız Y girdi. O yüzden aynaya bakan gözlemci yalnız Y'yi aynada görür diyeceğiz. Beşinci soruda diyor ki ikiz kardeşlerden Ali ve Ayşe okula gitmek için aynı anda evlerinden çıkarak şekildeki yörüngeler boyunca sabit süratlerle hareket ederek okula ilk önce Ali, burası önemli, bir süre sonra da kim ulaşıyormuş? Ayşe okula ulaşıyormuş. Demek ki Ali'nin hareket süresi Ayşe'nin hareket süresinden daha az. O zaman burada Ali'nin ve Ayşe'nin başlangıç konumları aynı. Ali'nin yer değiştirmesi kırmızıyla belirttiğim miktardır. Ayşe'nin de yer değiştirmesi aynıdır. Demek ki Ayşe'nin ve Ali'nin yer değiştirme miktarları birbirlerine eşittir. Fakat yer değiştirme miktarları eşit fakat Ali arkadaşlar aynı zamanda şu kadarlık yol alırken Ayşe ne kadar yol alıyor? Ayşe önce pastaneye uğrayıp daha sonra okula gidiyor. Demek ki aldığı yol üzerinden bakarsak Ayşe'nin aldığı yol Ali'nin aldığı yoldan daha büyüktür diyeceğiz. O zaman yer değiştirme her ikisi için de eşittir değil mi? Her ikisi de evde başlamış, okulda bitirmiş. Yer değiştirme neydi? Yer değiştirme hareketlinin son konumu eksi ilk konumu üzerinden bakıldığında son konumları ve ilk konumlar aynı olduğu için yer değiştirmeleri eşittir diyeceğiz. Sorunun köküne de dikkat edin arkadaşlar. Kesin dememiş olabilir demiş. Süratleri, süratler de eşit olabilir. Bunu neye dayanarak söyledim? Sürat neydi arkadaşlar? Sürat alınan yol bölü zamandı. Bakıyorum. Ayşe'nin aldığı yol Ali'nin aldığı yoldan daha fazla. Ayşe'nin hareket süresi Ali'nin hareket süresinden daha fazla. Mesela Ayşe 40 metre, Ali 20 metrelik yol almış olsun. Ayşe 10 dakika, Ali de 5 dakikalık bir hareket etsin. 40 bölü 10, 4, 20 bölü 5, 4 olabilir dediği için daha fazla yol alan, daha uzun sürede hareket ettiği için Ayşe'nin sürati Ali'ninkinden büyük olabilir dedik. Hızları kesinlikle eşit değildir. Çünkü hız nedir arkadaşlar? Hız yer değiştirme bölü zamandır. Yer değiştirmeler her ikisi için de eşittir. Fakat hareket süreleri farklı olduğu için hızları da farklı diyeceğiz. O yüzden arkadaşlar yanıt 1 ve 2 olan C seçeneği oldu bu soru. Altıncı soru. Bir üreteç ve özdeş lambalar lambalar üretici şekildeki gibi bağlanıyor imiş. KLMN lambalarının ışık şiddetleri arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şimdi ben burada pilden bir akım çıkartsam buraya gelen akım arkadaşlar şuraya gelince akım bölünecek değil mi? Daha sonra üst koldan giden akım ile alt koldan gelen akım tekrar birikip burada tekrar bölünecek. Şimdi o zaman en başta düzgün bir sayı seçmeliyim. Hani bir değer seçmeliyim. Şimdi hem 2'ye 1 hem 3'e 1 yani 3'ün ve 4'ün katı bir akım seçiyorum kendime. 12 iyilik bir akım gelse akım direnç sevmez arkadaşlar. Üst tarafta fazla direnç var, alt tarafta az direnç var. Üst tarafta alt tarafın 3 katı fazla direnç olduğu için üst tarafta 3 iyilik akım geçecekse alt koldan 9 iyilik akım geçmelidir. Hem 12'yi bölmeye çalışıyorum hem de 1'e 3 oranı tersten uygulamaya çalışıyorum. Bu 3 iyilik akım şu lambanın ve aynı zamanda M lambasının da üzerinden geçerek buraya gelir 3 iyilik akım. N'nin içinden 3 iyilik, 9 iyilik akım gelir. Buraya tekrar 12'yi birikti. Peki bu 12'yi bu sefer kaça kaç paylaştıracağız? Tabii ki 4i üst koldan, 8i de alt koldan paylaştıracağız. Ve K'nın da üzerinden 4 iyilik akım geçtiğini göreceğiz. Demek ki en fazla akım
9i olarak neyinin üzerinden geçiyor? Neyinin parlaklığı en fazla diyeceğiz. Ardından L'nin üzerinden 8i'lik akım geçiyor. O yüzden L'nin parlaklığı diyeceğiz. Sonra 4i'lik akım geçen K'nın parlaklığını ve en son 3i'lik akım geçen M'nin parlaklığını alırsak doğru sıralama N, L, K ve M olan A seçeneği yanlış görmüyoruz. Evet arkadaşlar, 7. sorudan devam edelim. Isı alan bir cismin sıcaklık değişiminin bağlı olduğu değişkenlerin belirlenmesi amacıyla bir deney yapılıyor. Bu deney ilk sıcaklıkları 20'şer derece olan ısıca yalıtılmış kaplara 100'er mililitre ve 200'er mililitrelik su ve yağlar 2 ya da 4'er dakika özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyormuş. Yani başlangıç sıcaklığı her birisinin 20'şer santigrat dereceymiş. Bakıyorum 100 mililitre su 20 santigrat dereceden 2 dakika ısıtıldığında ne oluyor? 24 santigrat dereceye çıkıyor. Yani 4 derecelik bir sıcaklık artışı var. Suyun kütlesi artınca 200 mililitre olunca aynı 2 dakikalık ısıtma işleminde sıcaklığı 2 derece artmış. Demek ki miktar artınca sıcaklık değişimi azaldı. Yani bir ters orantılı var. O yüzden 1'i gördük. Maddenin cinsine bağlılık da görülüyor burada. 1. ve 3. sütunlara bakarsak 100 mililitre su 20 dereceden 24 dereceye çıkarken 100 mililitredeki yağ 20 dereceden 25 dereceye çıkarak 5 derecelik bir sıcaklık artışı oluyor. Yani aynı miktarda farklı maddeler aynı süre ısıtıldığında sıcaklıklar aynı miktarda değişmedi. Demek ki maddenin cinsi önemli oldu. Isı miktarı ile doğru orantıyı da görüyoruz değil mi? Hani 2 dakikada 4 derece, 4 dakikada 8 derecelik bir artış olması daha çok, daha uzun süre ısıtıldığında daha fazla sıcaklık artışı meydana geldi. O yüzden 3'ü de gördük arkadaşlar. Yanıt 1, 2 ve 3 seçeneği olan E seçeneği dedik. Evet arkadaşlar, vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Önümüzdeki haftalarda farklı denemelerde tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.